Efendim, aklıma takılan bir soru var. Rızık Allah'ın elinde olduğuna göre zengin ve fakirin rızkı farklı farklı mı? Evet Salih'im, iki türlü rızık vardır. Birincisi Allah'ın garantisi altında olan rızıktır. Nasıl yani efendim? İnsanın israf etmeden zaruri ihtiyaçlarını karşıladığı rızıktır. Diğeri ise lüzumlu olmayan şeylerin lüzumlu zannedildiği, modanın ve reklamların tesiriyle alma ihtiyacı duyulan şeylerdir. Allah'ın taahhüdü altında olmayan rızık bu mu ustam? Evet, bu ihtiyaçlar rızık kapsamına girmez. Ve bunları karşılamak için insanlar dinini, namusunu ve izzetini feda edebilirler. Bu kapsamda zenginlik ve fakirlik açısından insanların farklı olmasını nasıl değerlendireceğiz peki? Bazı insanlar normal yoldan zengin olma yollarını bilmeyebilirler veya içinde bulunduğu şartlar zengin olmasına müsait değildir. Şartlar müsait olsa yine de zengin olmazsa? O zaman Allah onlara zengin olmayı uygun görmemiş veya nasip etmemiş deriz. Zenginliğe iyi, fakirliğe kötü diyebilir miyiz? Hayır Salih. Allah bize neyi takdir ettiyse bizim için hayırlı olan odur. Nasıl efendim? Nice servet sahibi insanlar vardır ki servet içinde yüzdükleri halde israf, cimrilik ve nankörlük ettikleri için imtihanı kaybetmişlerdir. Ya fakirler ustam? Nice fakirler vardır ki şükrettikleri ve kanaatle yaşadıkları için imtihanı kazanmışlardır. O zaman gerçek zenginlik nedir? İktisat edip kanaatle yaşamak ve nankörlük yapmamaktır. Ya gerçek fakirlik nedir? İktisat etmeyip zillete düşmek ve halinden devamlı şikayetçi olmaktır. O zaman nasıl hareket etmeli? Asıl mesele Allah'tan gelene razı olmak ve kalben onunla beraber olmaktır Salih'im. Giyindin mi kızım? Hı hı. Şu atkını da bağlayalım. Hı. Hadi kızım, doğru arabaya. Tamam anne. Hadi arabayı bekletme kızım. Tamam baba, tamam. Bugün gidip okuluyla konuşacağım. Sen bilirsin ama iyi olur mu dersin? Olur tabii. Ben çıkıyorum anne okula. Allah zihin açıklığı versin kızım. Al bunu da. Hoşça kalın. Güle güle kızım. Okula gideceğim bugün. Biraz daha beklesek. Bekleyecek bir şey yok. Bekleyecek bir şey yok. Günaydın. Günaydın Bahar. Ödevi bitti.
bitirdin mi? Bitirdim. Sen? Ben de. Günaydın çocuklar. Sağ ol. Oturun. Çocuklar, ödevlerinizi yaptınız mı? Evet öğretmenim. Güzel. Aferin. Derse geçmeden önce bir duyurum var çocuklar. Çocuklar, sizin bu okulda her şeyiniz var, öyle değil mi? Kitaplarınız, defterleriniz, kalemleriniz. Sonra okulunuz sıcak, kaloriferleriniz yanıyor. Güzel bir eğitim almak için hiçbir eksiğiniz yok. Yok öğretmenim. Peki ben size sizin yaşlarınızda, sizin gibi güzel arkadaşlarınız var desem. Onların böyle binaları, kitapları, defterleri yok desem. Okumak için saatlerce karlı yollarda yürüyorlar desem. Üzülür müsünüz? Üzülürüz. Peki onlara yardım etmek ister misiniz? Onların da sizin gibi araç gereçleri olsun, sizin gibi başarılı olsunlar. İsteriz öğretmenim. O zaman size güzel bir haberim var. Bir etkinlik düzenleyeceğiz hep birlikte. Spor, müzik, tiyatro, hepsi birlikte. Tabii asıl iş size düşüyor. Doğudaki kardeşleriniz için yaparız değil mi? Yaparız öğretmenim. Çok güzel. O zaman kimlerin ne yapacağına karar verelim, oldu mu? Oldu. Buyurun. Oo, İlhan Bey, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Sağ olun, rahatsız olmayın. Nasılsınız, işler nasıl? İyi, iyi. Benim pek vaktim yok müdür bey. Zeynep'i okuldan alacağımı haber vermeye geldim. Hemen çağırtayım. Yok yok, öyle değil. Temelli. Ne oldu? Taşınıyor musunuz? Yok. Sonuçta kızım bir yıldan fazladır bu okulda. Fakat benim durumum bir yıl önceye oranla çok daha iyi. İşlerim açıldı. Artık daha iyi bir okula gitmesi gerek. Ayrıca arkadaş çevresinin de değişmesi gerek. Buradaki çocukların durumu malum. Ama biz de elimizdeki en iyi şartlarla... Ben daha iyisini sağlayabileceğimi düşünüyorum. Neyse. Ara tatilde hallederiz bu işi. Ama arkadaşlarından ayrılması Zeynep'in gidişatını kötü yönde etkileyebilir. Anlatamadım galiba müdür bey. Ben zaten ilk olarak çevresini değiştirmek istiyorum. Zeynep her şeyin daha iyisini hak ediyor. Güzel. Sporcularımızı seçtiğimize göre şimdi de müzikle ilgilenen arkadaşlara geçebiliriz. Yavaş olsana be adam. Affedersiniz beyefendi. Thank you.
Beyefendi. Beyefendi. Bu cüzdan sizin mi? Ver bakayım. Benim evet. Nereden buldun? Düşürmüşsün. Bir dakika. Ne var? Yok bir şey. Tamam. Buyurun. İyi günler müdür bey. Vaktinizi alacağım ama... Estağfurullah. Buyurun. Ben Bahar'ın kaydını aldırmak istiyorum. Neden? Daha önce de konuşmuştuk efendim. Sağ olun. Siz de yardımcı olmaya çalıştınız ama yapamıyoruz. Sedat bey... Anlıyorum ama kızınız hakkında böyle bir karar verirken daha dikkatli olmalısınız. Ben düşündüm. Yani bizim şehri terk edip köye dönmemiz gerekiyor. Anlayacağınız bayağı zor durumdayız. Peki, siz kararınızı vermişsiniz. Ama bir daha düşünün, kızınız için. Evet. Kimler görev almadı? Bahar, Zeynep. Siz mi kaldınız? Ama tek bir şiir var burada. Kırmızı Kirazlar. Hanginiz ister? Zeynep okusun öğretmenim. Onun sesi çok güzel. Hayır öğretmenim. Bahar okusun. Hem geçen 23 Nisan'da çok güzel okuduğu için müdürümüz tebrik etmişti onu. Peki... Birlikte çalışmaya ne dersin? Yaşasın. Yaşasın. Kırmızı Kirazlar. Öğretmenim, şiirimizi ne zaman vereceksiniz? Alın bakalım. Gösteriye kadar da hazırlığınızı yapın. Yalnız kırmızı elbiseler ve kırmızı pabuçlar giyeceksiniz. Tamam mı? Yaşasın. Hadi bakalım. Bahar, sevinmedin mi? Benim kırmızı elbisem de yok, kırmızı ayakkabım da, paramız da yok. Babama söylerim, ikimize birden alır. Üzülme. Zeynep, baban gelmiş. Bak baba, bu Bahar. Benim en iyi arkadaşım. O da bizimle gelecek. Gösteriye hazırlanacağız. Olmaz kızım. Yürü hadi. Ne olur baba, ne olur. Bahar, yürü kızım. Yürü Zeynep. Ama baba, biz çalışacaktık. Gerek yok çalışmana. Hem sen bu okulda okumayacaksın bundan sonra. Daha güzel bir okula aldıracağım kaydını. Güzel güzel arkadaşların olacak. Hadi gir içeri şimdi. İstemiyorum ya. Ben gitmem başka okula. Zeynep. Hadi kızım. Bahar. Gir içeri şimdi. Zeynep. Yürü Bahar. Bahar. Zeynep. Bahar. Zeynep. 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 Yürü kızım. Hadi gel. Zeynep. Ama baba, Zeynep başka okula giderse ben ne yaparım? Ya kızım, müdürle konuştum. Kaydını aldırıyoruz. Tövbe yarabbim, yürü. Sedat. Ne? Niye bu kadar acele ediyoruz? Ne yapalım? Namerde muhtaç mı olalım Fatma? Halimize bak. Ama Allah'tan ümit kesilmez ki. Kaç zamandır dayanıyoruz. Belki bir iş buluruz. Ben aramıyorum değil mi iş? Haytalık ediyorum. Bey. Haftaya kadar.
Ondan sonra gidiyoruz. O zamana kadar beni bulup iş verecek değiller ya. Bey, kız bari okula gitsin haftaya kadar. Peki, gitsin. ABD ekonomisinden gelen haberler ve durgunluk beklentileri bütün dünyada etkisini gösterdi. Haftaya büyük kayıplarla başlayan borsalarda sert düşüşler yaşandı. Ekonomide içeride işler iyi gitmesine rağmen küresel dalgadan Türkiye de etkilendi. İMKB'nin haftalık kaybı %8.35 oldu. Ben başka okula gitmek istemiyorum. İstemiyorum. Ama kızım daha güzel olacak yeni okulun. İstemiyorum işte. Anne bir şey söylesene. Aşağıya çevirdi. 1 YTL 24'ü gören dolar günü 1 YTL 19 seviyelerinde tamamladı. Piyasalarda son yaşanan dalgalanmaların bir süre daha... Bir hafta daha alışır. Öyleyse kaldır bunları. Ben sana yenilerini, daha güzellerini alırım canım kızım. O zaman bunları Bahar'a gösterelim. Beğendiği bir taneyi de o alsın. Niye verecekmişsin? Onun yok mu elbisesi? Bilmem, yoktur belki. Hem eski dedin ya baba. Olmaz kızım. Ya neden olmuyor? Bak kızım. Baban eskiden çok fakirdi. Okula gidecek önlüğü bile yoktu. O zaman çok yardım istedi. Ama hiç kimse ona yardım etmedi. Elinden tutmadı. Ben sana yardım eden çıkar mı? Çıkmaz. Kimse sana elini uzatmaz. Demek ki sen de hiç kimseye elini uzatmayacaksın. Unutma, her koyun kendi bacağından asılır. Anladın mı beni? Anlamadım. Büyüdükçe anlayacaksın. Anlamayacağım. Otobüs biletini anca ödeyecek. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Anne bak. Kızım, nereden buldun onu? Temiz elbisen yok mu senin? Ondan değil. Öğretmen şiir okurken kırmızı elbise giyin dedi. Ben de bunu giyerim, olur mu? Zeynep, günaydın. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Dün hep ağladım ben. Babam beni başka okula götürecekmiş. Biz de gidecekmişiz buradan. Annem eşyaları topluyor evde. Ne yapacağız? Bilmem. Ben gitmek istemiyorum. Ayrılacak mıyız Zeynep? Belki bizi bir arada görürlerse o zaman vazgeçerler ayırmaktan. Vazgeçerler mi? Belki. Ama benim kırmızı ayakkabılarım yok ki. Salih öğretmenime söyleyeceğim. Yapamayacağım ben diyeceğim. O zaman ben de çıkmam. Olmaz. Ben sen olmadan çıkmam. Salih öğretmenime söyleriz. O bir çaresini bulur. Gel hadi. Evet çocuklar. Biraz dinlenin. 10 dakika sonra tekrar başlayacağız. Hadi bakalım. Öğretmenim.
Sizden yardım istiyoruz. Elimden gelen bir şeyse? Öğretmenim, benim kırmızı ayakkabılarım yok. Olsun Bahar. Belki siz. Hallederiz inşallah. Üzülmeyin mi bunun için? Peki diyelim ayakkabılarını çözdük. Bakalım siz şiirinize çalıştınız mı? Evet. Hocam, iyi günler. Buyurun. Ben Zeynep'in kostümünü getirdim. Hemen giydireyim. Gerek yok, kostümlü prova almıyoruz. Olur mu canım? Alışsın şimdiden. Ben hemen giydiririm. Zeynep, gel kızım. Bak ne getirdim sana. Bunu giyince çok güzel olacaksın. İşte benim prensesim. Zeynep, çok güzel. Güzel tabii. O benim kızım. Gösterinin yıldızı olacak benim kızım. Öyle değil mi öğretmenim? Baba, utandırma beni. Biz burada hep birlikte bir şey yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın hepsi yıldız bizim için. Tabii de ben de kızım için bir şey yapmaya çalışıyorum sonuçta. Neyse, izin verirseniz biz çalışmaya devam edelim. Tabii tabii. İyi günler. Çocuklar velilerinin arasında kalacak gibi. Çocuklar Allah'ın emaneti ana babalara. Ne yazık ki veliler evlatlarının sahibi zannediyorlar kendilerini. Hoyratça üzerlerinde baskı uyguluyorlar. Halbuki akıllarını kullanabilseler, insanları sevip sevdiğini de hissettirme aklın yarısıdır. Akıllar da uçmuşsa? O zaman iş çocuklara düşer belki de. Nasıl olur bu iş? Başkalarının yardımına koşmak, Allah'ın inayetine, desteğine sunulmuş en güzel davetiyedir. Hayırlı işler. Sağ olun. Şu ayakkabıları alabilir miyim? Tabii, kaç numara olacaktı? 32. Efendim, Bahar bunları öyle çok istiyordu ki, çok sevinecekti garip. Allah'ın nizamından şüphen mi var Salih? Haşa efendim. Peki onun hükmünün sebebine veya vaktine aklın yeter mi? Haşa efendim. Muhakkak Allah her şeyin en doğrusunu bilendir. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur bey amca. Gel. Allah razı olsun evladım. Bir ricam olsa. Tabii, ne demek? Şundan bir iki başlık okuyuversen bana. Olur. Ne okuyayım? Şöyle oku bir yerlerinden oğlum, habersiz kalmayalım. Açlık sınırı ilerledi diyor. 5 kişilik ailenin mutfak giderleri 700 YTL'yi geçmiş. Geçti tabii. Kime göre, neye göre? Nasıl yani? İşte yazıyor burada. Onu yazana göre yani. Rakamlar nasıl bakarsan öyle okunur. Mesela Peygamber Efendimiz'in bize anlattığı dünya ahlakına göre hayat farklı okunur. O zaman böyle sayılarla uğraşmak zorunda kalmazsın. Her nimetin bir şükür noktası olduğunu anlarsın. Kanaati öğrenirsen senden zengin kalmaz bu alemde. Olana kanaat edilir bey amca, olana. Olmayınca ne yapacaksın? Hiçbir şeyin yok diye ya. Önce olana şükür edeceksin. Ardından nimetler artarak çoğalacak. Hemen yüzünü ekşitme. Bak sana birkaç nimet sayı vereyim. Elin tutuyor. Gözün görüyor. Aklın yerinde çok şükür. Geriye rahmet kapısını usulüne uygun şekilde çalmak kalıyor. Neyse, senin derdin benden çok madem, ben seni derdinle bırakayım. Bazen insanın derdi kendinin ilacıdır. 14. sayfaya bak bari. Belki bir kapı görünür orada.
Salih öğretmenimden de ses çıkmadı. Herhalde bulamadı da bizi üzmemek için söylemiyor. Ne yapacağız? Bilmem. Bizim hiç paramız yok ayakkabı alacak. Babam da kızdı bana. Veremezsin dedi. Hiç anlamıyorum. Olsun, kızma babana. Kırmızı olmak zorunda olmasaydı belki bunları boyardık. Evet. Niye aklımıza gelmedi daha önce? Ne yapacağız? Senin başka ayakkabın duruyor mu evde? Bir tane daha var ama yırtık azıcık. Gel benimle. İyi günler. Ben iş başvurusu için gelmiştim. Geç söyle. Formu doldur. Ben boşuna doldurmayayım. Çok acil çünkü benim ihtiyacım. Yani bekleyemem. Merak etme. Bizim ihtiyacımız da acil. Eğer kabul edilirsen hemen başlarsın. Öbür türlü keyfin bilir. Peki madem. Efendim. Nasıl gidiyor Murat? Halledebildiniz mi? Pazarlığınızı iyi yapın ha. Ben parayı sokaktan toplamıyorum. Tabii efendim, emredersiniz. Sen. Sen ne arıyorsun burada? İlhan Bey'le ne biçim konuşuyorsun sen? Burası benim. Beğenemedin mi? Ne çeşit bir adam olduğunu belli ettin dün sabah. Sus be, terbiyesiz. Gelmiş benim şirketimde bana hava yapıyor. Hem de iş dilenirken. Senden gelecek hiç olmasın daha iyi. Terbiyesiz. Kazanmak nedir öğrenmişsin ama kaybetmek nedir unutmuşsun. Sana öyle bir hatırlatırım ki bir daha... Çık dışarı çık. Güvenlik. Atın şunu dışarı. Hadi kardeşim yürü. Hadi. İnanamıyorum efendim. Hem iş arıyor hem de tafra yapıyor. Aldım. Hadi çabuk, hadi çabuk. Bu ne? Boyayacağız işte. Ama o ayakkabı boyası değil ki. Olsun, hem daha güzel görünüyor. Hadi. Ben ne dedim? Bu şehirde kalmaya devam edersek namerde muhtaç olacağız demedim mi? Al işte. Fatma, toparlan gidiyoruz. Yetti artık. Ne oldu? Ya ne olduysa oldu. Bahar nerede? Ne bileyim, gelmedi ki. Nasıl gelmedi? Ne demek? Ya saat kaç? İyice azıttı bu. Dur kızma Sedat. Buralardadır belki. Ne demek görmedim? Nerede kızım? Vallahi görmedim efendim. Ben tam saatinde geldim. Sizi mahvederim. Çabuk bana müdürü çağırın. Peki. Çok güzel oldu. Ama her taraf battı. Baksana yüzüne. Sen asıl kendi yüzüne bak. Bahar. Bu ne? Ne yapıyorsunuz siz? Ayakkabıları baba. Bu boya kimin? Komşunun. Yalan söyleme. Vurma Bahar'a. Ben aldım boyayı.
Yazıklar olsun. Üstünüz, başınız. Senin ailen merak etmez mi seni ha? Etsinler, ben Bahar'ın yanında duracağım. İyi güzel Allah'ım. Hadi yürüyün, yürüyün. Yürü bakayım, al çantanı da. Hadi, yürü. Nasıl gelip alacak baban seni? Hah, düştü işte. Hop! Sen ne hakla kulağından çekiyorsun benim kızımın? Hem ne işi var kızımın buralarda? Al kızına sor, sorumsuz herif. Yürü Zeynep, görüşeceğiz seninle. Gelmeyeceğim ben. Bahar'ın yanında kalacağım. Gel diyorum buraya. Gel. Bahar. Hadi. Baba, bırak bırak. Zeynep. Gel Baba, diyorum. Zeynep. Bırak gitsin. Gel kızım. Bahar. Zeynep hadi. Bahar. Bırak Zeynep. Dedim. Baba, bırak. Zeynep. Gel Bahar. Diyorum. Bahar bırak. Zeynep. Baba, bırak. Bırak kızım. Baba bırak. Bahar. Geç. Geç. Bahar. Zeynep. Yürü yürü. Yürü hadi. Yürü. Gir. Sus artık Bahar. Sus. Beni okuldan alıyorsun. Arkadaşımdan ayırıyorsun. Bana bir tane ayakkabı bile alamıyorsun. Ne biçim babasın sen? Sus. Odana git çabuk. Çabuk. Kızıma bir çift ayakkabı bile alamıyorum. Alamıyorum. Toplan Fatma. Toplan. Benim daha bu şehirde yaşamaya tahammülüm kalmadı. Gitmeden kızın gönlünü alsaydık Sedat. Bari bir ayakkabı. İyi akşamlar. Öğretmen Bey. Bahar nerede? Odasında öğretmen Bey. Bahar! Bak Salih öğretmen geldi. Bahar nasılsın? İyiyim öğretmenim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Annenle babanı ziyarete geldim. İyi yapmış mıyım? Hı hı. Hadi git sen odana ödevlerini bitir. İnsan onları hep gülerken görmek istiyor. Öyle de dünya işte hocam. Gidiyor musunuz? Müdür beyden duydum ben de. Öyle. Kalacak durumumuz yok. Kızı da alacağız okuldan haliyle. İyi düşündünüz mü? Önemli bir karar bu. Vallahi hocam, kızı okula göndermeyi bırak, eve ekmek alamıyoruz. Ben de onun için geldim Sedat Bey. Bakın, hayır sahibi insanlar var. Böyle ihtiyaç sahiplerine özellikle okuma konusunda yardım ediyorlar. Kalsın. Bu ayıp değil ki Sedat Bey. Yardımlaşmak hem insanlıktan hem Müslümanlığımızdandır. Geri dursunlar hocam. Ben istemem zengin takımının yardımını. Neden? Bunların eline düşmeye gör hoca. Adamı inletir bunlar. İş istersin, helal para kazanayım diye dilenci derler. Boş ver. Öfkelenmeyin Sedat Bey. Kötüden emsal olmaz der atalarımız. Bakın beş parmağın beşi bir değil. Ben dersimi aldım hocam. Buralar bize göre değil. Gidiyoruz. Kızınızı yüzüstü bırakmayın Sedat Bey. Ne yapın edin okutun. Çok akıllı bir kız o.
Yaz gelince ağaçlar doluşur bahçelere. Bahçeler çocukların sahipsiz evleri. Az gelince koparılmaz, ağlanırmış kirazlar. Kirazlar çocukların tatlı kan kardeşleri. Çocuklar ağaçların sahibidir kanımca. Kirazlara tutunmuştur ayaktaysa ağaçlar. Bir çocuk. Gece olmuş ve ağaçta kalmışsa. Utanmazsa kızarmazmış çocuklardan kirazlar. Öğretmenim ben. Bahar, bekle. Çocuklar, çalışmamıza 10 dakika ara veriyoruz. Dağılabilirsiniz. Zeynep, sen de ağlıyorsun. Öğretmenim, büyük insanlar neden bu kadar kötü oluyorlar? Kötü mü, acımasız mı? Bilmiyorum işte, böyle çok, çok, böyle sanki kalpleri yokmuş gibi. Çocuklukla büyüklük arasındaki fark, bir yanda şehir, bir yanda kiraz bahçeleri. Büyüdüğün zaman anneni babanı daha iyi anlayacaksın. Haklısın. Sizin dünyanızla bizim dünyamız farklı. Henüz olgunlaşmamış bir kiraz düşün. Yeşildir, değil mi? Daldan düşmeye hazır değildir. Değildir. Ama sonra olgunlaşır. Daldan düşmeye hazır hale gelir. Babam anlatırdı hep. Ama düşmese... Kalırsa çürür ama. Yani büyüyünce ben de mi kötü olacağım? Büyüdüğünde çocukluğunu unutmazsan olmazsın. Peki acaba babamlar da çocuk olduklarını hatırlar mı? Bence sizi sahnede gördüklerinde ve şiirinizi dinlediklerinde... ...onlar da vicdanlarındaki küllenmiş çocuk saflığını hatırlayacaklardır. Her şey sonunda aslına dönme eğilimindedir. Yeter ki ortamını bulsun. Bahar nerede acaba? Gidip onu bulmak ister misin? İsterim. Hadi o zaman. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Allah'ım. Şu ayakkabılar yüzünden hayatımda yapmadığımı yapıp kızımı dövdüm. Sen görüyorsun hali. Beni affet Allah'ım. Bahar? Zeynep? Ne yapıyorsun? Gidiyorum. Nasıl olsa babam beni okuldan alacak. Hayır, hayır. Almayacak. Nasıl yani? Sedat amcaya da, benim babama da anlatmak zorundayız. Ne anlatacağız? Onlar bizi anlamaz ki. Biz büyük olmadık ama onlar çocuk oldular. Bizi dinlemiyorlarsa o zaman biz de anlatmanın başka bir yolunu buluruz.
Yani sen mi konuşacaksın babamla? Hayır, başka bir fikrim var. Üç gün sonra bizi seyredecekler. Ama o zamana kadar... Geri gittim ama... Aman! Haram parayla mı aldın? Ne yaptın onları sen? Salih Bey. Buyurun. Bunlar... Bahar için. Bahar için. Gidiyor. Gitmeden önce ona bir faydamız olsun istedik. Allah sizden razı olsun müdür bey. Seninle küçük bir değiş tokuş yapacağız. Bunlar bende kalacak. Bu da sende. Fakat efendim, Bahar bunları öyle çok istiyordu ki, çok sevinecekti sanki. Hüküm çok ötelerde kesildiyse bize ne düşer Salih'im? Emre itaatin inceliğine boyun eğmek efendim. Peki o itaatte ne vakit, ne saat, ne de sebep sorgulanabilir mi? Mürekkep kurumuş, iş bitmiş. Geriye başka ne kalabilir? Pencerelerden seyredip içine girmeden hikmet nakışlarını okumak kalmaz mı Salih'im? Zeynep, Allah'ım, nerede bu kız? Mehmet, oğlum Bahar gelmedi mi? Görmedim, bizimle gelmedi. Nasıl gelmedi oğlum? Belki Zeynep'lere gitmiştir. Allah Allah. Nerede kaldı bu kız? Ne demek bilmiyorum kardeşim. Ne biçim okul burası? En son provada gördüm. Zeynep de, arkadaşı Bahar da. Bahar mı? O kızın evladımın başına bir iş açacağını biliyordum zaten. Durun bakalım İlhan Bey. Kötü düşünmeyin. Belki Bahar'lara gitmişlerdir. Biliyorsunuz gösterileri var. Ona çalışıyorlardır. Hep sizin başınızın altından çıktı bu zaten. Kızımla o sümüklü çocuğu bir araya getirdiniz. Kızınız Bahar'ı kardeşi gibi seviyor. Belki de onların arkadaşlığını engellemeye çalışarak siz yanlış yapıyorsunuz. Bu kadar katı davranmanız kızınızın sizden uzaklaşmasına neden oluyor. Kızıma nasıl davranacağımı size mi soracağım? Zeynep bu okula bir daha adımını atmayacak. Tamam mı? Duydunuz mu beni? Nerede bu kız? Nerede? Gidip o adama sorsa. Mehmet onlara gitmiştir dedi. Merak etme. Dur sakin ol. Bulacağım kızımızı. Bulacağım. Merak etme. Kızım nerede? Ben de sana onu diyecektim. Ne diyecektin? Bahar da yok.
Bu Zeynep'in atkısı. Kızıma ne yaptın? Nerede kızım? Nereden bileyim ben? Nereden bileyim? Ulan bak. Seni süründürürüm lan. Nasıl süründüreceksin? Paranla mı? Paranla mı ha? Çık lan dışarı. Çık. Çık dışarı. Bak. Paran kızını bulmaya yetmiyor. Gördün mü? Küsta herif. Defol git evimden. Adam olana kadar da kapımı çalma. Defol. Aç lan kapıyı. Aç. Biliyorum ben sana yapacağım. Biliyorum. Yemeğimiz de var. Üşüdün mü? Biraz. Atkımı unutmuşum. Beraber kullanırız. Şş, ne yapıyorsunuz orada? Evden kaçmış bunlar. Baksana muhallebi bebesi. Yani tehdit mi ediliyordunuz İlhan Bey? Daha ne diyebilirim memur bey? Adam paran kızını kurtarmaya yetecek mi dedi. Daha ne desin? Sedat Bey sanırım sizden iş de istemişti. Ben oradaydım. Evet. Unutur muyum hiç? Benden iş istemeye gelmişti. Kazanmak nedir öğrenmişsin ama... Kaybetmek nedir unutmuşsun? Sana öyle bir hatırlatırım ki bir daha... Çık dışarı çek. Çek. Güvenlik. Atın şunu dışarı. Hadi kardeşim yürü. Hadi. Yani o adamdan her şey beklenir. Kızımın atkısı oradaydı. Gözlerimle gördüm. Lütfen. Lütfen kızımı bulun memur bey. Merak etmeyin İlhan Bey. Ne gerekiyorsa yapacağız. Versene kızım paltonu. Bırak beni bırak. Bırak onu. Oo çok güzelmiş. Bırak onu ya. Bana bırak. Bırak karışma lan. Allah Allah ya bıraksana şunu. Zeynep. Çek şunu çek iyice. Zeynep. Hadi koş. Hadi Bahar hadi. Bak, hadi. Koş. Kalk hadi. Nereye gitti lan bunlar? İyi akşamlar. Sedat Güven. Buyurun benim. Gel gel buradan. Boş, kimse yok. Zeynep, çok korkuyorum. Ben de ama gideceğimiz başka bir yer yok. Gel oturalım. Paltonu da aldılar. Azıcık üşüdüm. Beraber örtelim. Şiirimizi çalışalım mı? Tamam. Çocuklar ağaçların sahibidir kanımca. Kirazları tutulmuştur ayaktaysa ağaçlar. Bir çocuk gece olmuş ve ağaçta kalınca. Utanmazsa kızarmazmış çocuklardan kirazlar. Bu ne? Hadi Memur Bey. Ya geç. Kızım. Ya kızım kayıp. Kızım kardeşim. Adam kızımı o kaçırdı diyor ama. Ya kanıt var mı? Yok. Haksızlık bu. Adil değil. Hadi çıkarın beni. Çıkarın. Onu adamı tehdit ederken düşünecektin. Ama iddia edildiği gibi kızı sen kaçırdıysan... Ya saçmalık bu.
Neden kaçırayım kızını, neden? Bağırma. Adamın parası var. O kadar paradan kim olsa başı döner. Şeytana uymayı düşünür. Kızın nerede olduğunu ne kadar çabuk söylersen o kadar kolay kurtulursun. Ya memur bey, memur bey, memur bey! Sonra o tinerli çocuklar koştu arkamızdan. O kadar korktuk ki. Peki o halde neden evden kaçtınız? Çünkü babam beni okuldan almak istiyor. Beni de. Güzel güzel konuşsanız olmaz mıydı? Olmazdı. Benim babam zengin olduktan sonra çok fena bir insan oldu. Benim babam da iş bulamadığı için çok sinirli. Sanki herkese kızgın. Peki evden kaçmanız onları nasıl değiştirecek? Ben bir mektup yazdım. Sevgili babacığım, ben gidiyorum. Bahar'la birlikte gidiyorum. Çünkü daha çok ağlamak istemiyorum. Babamın bir tek beni sevdiğini, başkalarını sevmediğini görünce çok üzülüyorum çünkü. Ben elbiselerimi, yiyeceğimi, sevgimi paylaşmak istiyorum. Kendime saklamak istemiyorum. İnsanların paylaşmayı, saklamaktan çok sevdiği bir yer varsa oraya gideceğiz. Senin beni sevmen ne kadar güzelse, benim Bahar'ı sevmemin de o kadar güzel olacağı bir yere gidiyoruz. Kızacaksın, biliyorum ama başkalarını sevmezsem o zaman sevmemeyi öğrenirim. Sevmemeyi öğrenirsem seni sevmemeyi de öğrenirim diye korkuyorum. Babam eskiden fakirmiş. Bana daha önceleri bir hikaye anlatırdı. Sen küçükken fakir olduğun için kiraz yiyemezmişsin. O yüzden daldan düşen kirazları toplarmışsın. Hani ağlamıştın anlatırken. Taze kirazın tadını bilmezdim demiştin. Benim ne suçum vardı demiştin. Bahar da senin gibi. O da güzel bir elbisenin, ayakkabının tadını bilmiyor. O da bir zamanlar senin olduğun gibi küçük şimdi. Onun da suçu yok değil mi baba? Ben senin küçüklüğünü bilmiyorum. O yüzden hatırlatamam. Ama sen istersen Bahar'ı düşünüp hatırlayabilirsin. Ben Allah'a dua ediyorum. Sevmemeyi öğrenmemek için. Sen de benim için dua et. Olur mu babacığım? Bu kızınızın el yazısı mı? Evet. Onun el yazısı. Yani aslında kızınız sizden kaçmış. Peki ya babalarınız anlarsa? Köye gitmezsek? Beni okuldan almazsa? İş bulursa? Paylaşmama izin verirse? O zaman döneriz. Kızlar, sizin uykunuz geldi herhalde. Neyse, ben biraz çalı çırpı toplayayım da siz de sıcak sıcak uyursunuz. Dur. Ne yapıyorsun gecenin bu saatinde? Ben ne yapacak? Hiç... Hurda falan çalmaya çalışıyordur. Hayır. Hırsız değilim ben. Ben zaten daha hırsızım diyen hırsız görmedim ki. Yürü arabaya, yürü. Karakolda anlatırsın. Geç. Ama ben bunu imzalarsam... İmzalarsanız bir masumu suçlu durumdan kurtarmış olacaksınız. İmzalayın lütfen. Diğer arkadaşı da çıkaralım birazdan. Bırakın ya, bırakın beni. Hadi geç içeri, geç. Niye getirdin beni buraya? Ya size bir suçum yok diyorum. Bunlar anlamıyor kardeşim, anlamıyor. Onlara suçsuzum diyorum, hırsız değilim diyorum, anlamıyorlar. Hırsız değilim diyorum ama yani anlayan yok ki. Bak bana bak. Biraz ısınayım dedim. Soğuk dışarısı. Isınayım dedim biraz. Tepedeki o metruk eve girdim. Biliyor musun o metruk evi? Biliyorum. Bizim orada. Biliyorsun da niye söylemiyorsun?
Ha, şimdi daha iyi bilirsin. Tepenin oralar. Isınayım diye girdim içeri. Baktım ki iki tane küçük kız çocuğu sokulmuşlar birbirlerine. Yahu dedim, bu kızların burada işi ne? Öyle de güzel uyuyorlardı ki bir görsen. Birinin saçları iki yandan örgülü, iki pembe kurdelası var. Diğeri düz, uzun siyah saçlı. İkisi de mavi önlüklü, beyaz yakalı. Görsen bayılırsın. Şimdi dedim uyandırmayayım, çıktım dışarı, polislere yakalandım ya. Ya dur, dur bakayım. Nerede dedin? Ya işte o tepedeki metruk evde dedim. Sen dinlemiyor musun beni? Bu gece mi? Bu gece mi gördün amca? Ya bu gece dedim ya ya. Dinlemeyeceksen ne konuşuruyorsun beni ya? Buldum. Kızları buldum. Kızları Sedat buldum. Bey. Buyur, çık dışarı. Sahi mi? Gerçekten mi? Sahi mi? Hı hı. Allah razı olsun. Beni iyi ki tutuklatmışsın. Allah razı olsun senden. Ne diyorsun sen? Amirim, galiba bulduk çocukları. Bahar! Eyvah, babalarımız geldi. Hemen saklanmamız lazım. Bahar! Kızım neredesin? Gel gel. Bahar. Tamam. Bahar! 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 Zeynep! Zeynep! Mektubunu aldım. Bahar! Seni okuldan almayacağım. Seni daha çok dinleyeceğim. Daha az öfkeli olacağım. Bahar'la arkadaş olmana izin vereceğim. Seni Zeynep'ten ayırmayacağım. Sedat amcanla beraber çalışacağız. Köye dönmeyeceğiz. Söz. Söz. Baba. Baba, babacığım. Yavrum. Gel. Baba. Gel. Sedat kardeş. Senin de günahını aldık galiba. Olsun. Sorun değil. İyi ki de öyle yapmışsın. Yoksa çocukları bulamazdık. Hayret. Bir kötülüğün bir iyiliğe vesile olması. Keşke bunu zamanında anlasaymışız. Kızlar da bu kadar üzülmezmiş. Ama neyse. Olanda hayır vardır. Gel kızım. Hadi kızım. Sedat, ne yapıyorsun? Son paramızı ona mı vereceksin? Hoş geldiniz. Buyurun. Bunlar kaç para? 65 lira. Rahattır da. Kaç yaşındaydı kızımız? Tamam. Ben almak istiyorum bunları. Sarar mısınız? Tabii efendim, hemen. Hadi gidelim. Ayakkabılar? Ben daha önce almıştım. Hadi. Allah Allah. Neyse. Geri gelirler nasıl olsa.
Allah'a şükürler olsun. Şimdi her şey daha güzel olacak. Her şeyin en güzeli ancak Allah'ın rızasıyla olandır. Bahar bak. Öğretmenim çok güzel. Çok heyecanlıyım. Ben de. Şimdi güzel bir şiirle 3A sınıfından Bahar ve Zeynep karşımızda. Bizde sıra. Hadi çabuk. Aa, dikkat et. İyi misin? Bir yerine bir şey oldu mu? Yok, iyiyim. Ayakkabım yırtılmış. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağız? Çıkamayacağım sahneye ya. Kızım, neredesiniz? Herkes sizi bekliyor. Ne oldu? Kızım, ne yaptın? Dikkat etsene. Ay, İlhan, dur Allah aşkına. Ne yapacağız? Hemen aldıralım yenisini. Hadi çabuk. Nereden aldırıyorsun İlhan? Başladı gösteri, mümkün değil, yetişmez. Peki ne yapacağız o zaman? Zeynep al, sen giy. Olmaz, sen ne giyeceksin? Benim ayakkabılarım var ki. Var mı? Hani boyamıştık ya. Allah'ım, bu yaşta nasıl bu kadar cömert olabiliyorlar? Seviyorlar, sevmeyi biliyorlar. Bahçeler çocukların sahipsiz evleri. Az gelince koparılmaz, alınırmış kirazlar. Kirazlar çocukların tatlı kan kardeşleri. Çocuklar ağaçların sahibidir kanımca. Kirazlara tutulmuştur ayaktaysa ağaçlar. Bir çocuk gece olmuş ve ağaçta kalmışsa, utanmazsa kızarmazmış çocuklardan kirazlar. Yaz biraz kiraz demek, biraz bahçe, biraz ter. Ağaca çıkan çocuk kirazı tutmak ister. Kulağına küpedir, kirazın tadı elbet. Çocuk bunu bilir der, yaz geliyor sabret. Kirazlar yaz da gelir, kıpkırmızıdır dalda. Çocuk zevkle atar hep ağaca ilk adımı. Büyükler unutsa da çocukluğun adını, yine çocuklar bilir kirazların tadını. Çocuk neşe kaynağıdır yuvada inan. En tatlı nameler gibidir soluğu sesi. Çocuksuz yuva eksik, onsuz mutluluk yalan. Cennet meltemleri gibidir onun nefesi. Yuva bir çöldür. O filizleninceye kadar çocuk cıvıltısıyla hane cennete döner. Rahmet yuvada yaşlı ve çocuğu arar. Çocuksuz yuvaya ne lütuf ne de rahmet iner. Thank you.